Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dreamy markasının D10S modelli robot süpürgesini inceleyeceğiz. Sizlere kullanıcı deneyimimi, yaşadıklarımı bunların hepsini anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Robotu size bir de bu açıdan göstermek istiyorum. Bakın ne kadar yaklaşıyor ve uç kısma herhangi bir şekilde düşme vesaire yapmıyor. Bu da şu üstündeki lidar sensörü sayesinde oluyor. Öncelikle bir robot süpürge arayışım vardı ve robot süpürge ararken biliyorsunuz teknoloji kanalı olduğum için sürekli inceleme için evime birçok markanın. Robot süpürgesi geldi. Memnun kaldığım oldu. Memnun kalmadıklarım oldu. Bunları yayınlamadıklarım da oldu hatta. Öyle söyleyebilirim. Uzun bir araştırmanın sonunda Dreamy markasının D10S modelli robot süpürgesine karar verdim. Öncelikle bataryasının benim için uzun süre gidiyor olabilmesi önemli. Çünkü evimde bir evcil hayvan var. Ve sürekli etraf tüy, toz, pislik oluyor. Ve bu sayede de hani eve her gün süpürmem gerekiyor. Ee, eve her gün süpürdüğüm için de artık yoruluyordum ve üşeniyordum açıkçası. Bir robot süpürge alayım ve bunu artık o kendi halletsin istiyordum. E bu modele de denk geldim. Bu modeli alma sebebim en büyük özelliklerinden bir tanesi 5200 miliamperlik bir bataryasının oluyor olması ve yaklaşık benim evimi sanırım 4 kere hiç durmadan yani temizleme bitir bir daha temizleme başlat bitir başlat gibi 4 kere evimi komple temizleyebileceğini düşünüyorum. Batarya süresinin uzun süre gittiği ve uygulaması üzerinde ne kadar çalıştığı ve ne kadar şarjının kaldığına istinaden yani bunu bir günlük deneyimle ya da iki günlük deneyimle söylemiyorum. Aslında 2 aylık bir deneme sürecinden sonra sizlere bu videoyu çekmek istedim. Öncelikle bu robot süpürgede tek fırça bulunuyor. Alt kısmına zaten detaylı birazdan bakıyor olacağız ama anlatayım ben sizlere gene. Robot süpürgenin altında dönen fırça kimisinde biliyorsunuz böyle kumaşımsı plastikten yapılan bir üründü. Sürekli kıl topluyor tüy topluyor yumak oluyordu ve bunları temizlemek zor oluyor. Sizlerde kullandıysanız veya araştırdıysanız göreceksinizdir. En alt kısımda bakım yaptığı yerde dönen silikon bir fırça var ve bu fırçaya pislikler takılmıyor ve dolaşmıyor. Bu sayede hem temizlemesi robotu daha kolay oluyor hem de kullanımınızı daha da pratikleştiriyor. d modelinde lidar sensörü bulunuyor ve bu sayede haritalamayı çok güzel yapabiliyor. Etrafı olan nesnelere eşyalara çarpmadan geçişler sağlayabiliyor ve nokta atışı temizlikler yapabiliyor bu özelliği olması güzel. Ben şimdi şöyle bir avantaj mı diyeyim? dezavantaj mı bilemedim ama diğer incelediğim robot süpürgelere göre bu sanki biraz daha uzun süre çalışıyor. Yani diğerleri 30 dakikada temizliyorsa bu evi 40- 45 dakikada temizliyor gibi. Ama bunun da en büyük avantajı bence şu olacaktır. Deninlemesine bir temizlik yapıyor. Deninlemesine bir temizlik yaptığı için de rahatlıkla tüm pisliği, tozu, toprağı her şeyi çekiyor içerisine. Toz haznesine koyduktan sonra da zaten çıkarttığımda şu anda da görüyorsunuz toz haznesini ne kadar fazla doluyor. Bu bir kere de temizlediğim evimin hali. Yani gün aşırı açtığımda da gene buna yakın hemen hemen pislikler, tozlar birikiyor haznesine. Bu robotun bir de vakum mop özelliği bulunuyor. Yani evinizi paspaslatabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Hem bunu temizlik yaparken hem de paspas yani ikisini bir arada yapabiliyorsunuz. Su deposu montajı yapılmıştır. Hem diyorsunuz ki temizlemeye başla ve temizlerken temizlediğin yerlerden sonra da vakum yap. Yani mop, pas çek diyorsun. Bunu da güzel bir şekilde yapıyor. Bu robot süpürgeyi kullandığım süre boyunca evde kıl tüyü denen bir şey kalmadı artık. Çünkü genelde ya her gün çalıştırıyorum ya da iki günde bir çalıştırıyorum. Ve bu sayede de gerçekten evde kıl tüyü kalmıyor. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kediniz, köpeğiniz varsa alın, gün aşırı çalıştırın. Ne evinizde tüy ne de farklı bir şey kalacak. Buna da hem fikir olabiliriz. Robot süpürgenin 10 on... 10 santim yüksekliği bulunuyor. Bunu hesaba katarak almanızı öneririm. Eğer evinizde 10 santimi aşan yani mesela koltuğun altına girmesini istiyorsunuz ama 10 santimden düşükse farklı robotlara yönelebilirsiniz. Böyle 2-3 santim daha altlarına inebilecek robot süpürgeler var. Fakat bu robot süpürgede lidar sensörü zaten 10 santime çıkartıyor tepesindeki lidar. Bu da haritalamayı ve hani çarpışma vesaire bu tarz şeyleri gerçekten önlüyor. Lidar sensörünün haritalama yapması bu açıdan güzel ve ön kısmında da darbe emicili bir bölüm bulunuyor. Konuyor. Bu da eşyalarınıza hem zarar vermeden hem de robota zarar vermeden hani ufak tefek dokunuşlar yapabiliyor eşyalarınızı ama sonrasında zaten haritalama yaptıktan sonra işaretliyor orayı ve artık o hizada değişmeyen bir şey yoksa yani değiştirmediyseniz eşyanızın yerinizi veyahut da farklı bir nesne yoksa çarpmadan temizliğini hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. 4-5 santime kadar engelleri aşabiliyor. Bu da güzel bir özellik ama bazen dezavantajı olabiliyor. Mesela ben tuvaletim arayla birleşik benim. Kapısı var ama bazen kapısını açık bıraktığımda tuvalete de girebiliyor. Yaklaşık şu kadarlıkta bir engeli bulunuyor tuvaletin geçişinin. Rahatlıkla onu aşıyor ve geçiyor. Hatta mutfak dolabımın altında tahtam olmadığı için oraya kadar giriyor, oraları da temizliyor ve çıkıyor. Mutfağımda çok sandalye bulunuyor. Bu sandalyeleri hafif açık aralarını bırakıyorum ki robot rahatlıkla dolaşabilsin diye. Aralarına giriyor, temizliğini yapıyor, geri çıkıyor. Öbür taraftan öbürkünün arasına giriyor, çıkıyor gibi özellikleri var. Bu konuda da gerçekten hızlı çalışıyor ve stabil çalışıyor uygulamasıyla birlikte. Ürünün kurulumu çok basit zaten. Ürünü wifi'nize direkt uygulamasını indiriyorsunuz içerisinde kare kod da bulunuyor. Direkt ürünü manuel olarak da kurabiliyorsunuz. Wi-Fi'nize bağladıktan sonra kurulum yapılıyor. İlk kez kullanacaksanız evinizi hızlı bir şekilde temizlik yapmadan haritalandırın bence. Bu daha kolay bir hizmet oluyor. Haritalandırmayı bitirdikten sonra tekrardan kendisi şarj oluyor veya şarjı varsa tekrar temizliğe başlatabilirsiniz. Bu sayede haritalamayı daha güzel yapmış olacak. Ayrıca mesela bunda halı güçlendirme özelliği de bulunuyor. Yani ürün halıya çıktığında gücünü arttırıyor ya da işte siz istemezseniz aynı güçte devam ediyor. Bunun ayarı var uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz. Gece çalıştırmak istiyorsanız da sessiz modda ürünü çalıştırabiliyorsunuz. Alt kattaki insanlara herhangi bir ses gitmez. Sadece birazcık sesi sizi hani gelebilir kulağınıza. Ürün gerçekten en yüksek performansta bayağı sesli çalışıyor. Ortada da öyle. Ses modda bir tık daha düşüyor. Bu da vakumun yani 5000 Pascal'ın gücü demek oluyor bu. Çekim kuvveti gerçekten iyi. Bu sayede zaten tozu pisliği barındırmıyor. Şimdi ürüne bir yakından bakalım. Sizlere ürünü bir göstermek istiyorum her şeyini ve gösterirken de detaylı özelliklerini de anlatıyor olacağım merak etmeyin. Ürünü yakından gördükten sonra da teknik özelliklerinden biraz daha bahsedeceğim. Kullanıcı deneyimimden bahsedeceğim. Hani bu videoyu böyle atlaya atlaya getmenizi istemem. Sıkılmamanız için sürekli robot süpürgenin siz sizler için detay videolarını ekliyorum ben konuşurken de. Hem görün hem de sıkılmadan aklınızda kalsın. Çünkü bir robot süpürge alacağınız zaman bana akrabalarım dahi soruyor. Robot süpürgeden memnun musun vesaire diye. Ben de onlara bu videoyu göndereceğim. Diyeceğim ki alın izleyin memnunum veya memnun değilim. Şimdi bir robot süpürgemize yakından bakalım ve sonrasında tekrardan karşınızda oluyor olacağım. Robot süpürgenin birazcık yakından özelliklerine bakalım istiyorum. Öncelikle şu kısım lidar sensörünün olduğu ve haritalamayı ve bu nesneleri görebilen kısım burası. Görmüş olduğunuz gibi bunda bir hareketlilik yok Şu an kısmına baktığımızda Burası darbeleri emen bir bölüm Görmüş olduğunuz gibi böyle hafif hafif nesnelere çarptığında bu darbe sayesinde hem de ürünlerinize zarar vermiyor hem de bununla emmiş oluyor. Şimdi robot süpürgenin bu arka kısmında bir kapak var. Burayı kaldırdığınızda çöp haznesi, wifi ve reset bölümü bulunuyor. Ayrıca burada da kare kodu bulunuyor. Bununla da kolay bir şekilde ürünü uygulamasından bağlayabiliyorsunuz. Işığı yanıyor wifi'nin gördüğünüz gibi. Bir de şuradaki reset bölümüne yakından bakabilirsiniz. Burada çöp haznesini hemen göstereyim. Bu şekilde rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz ve çıktığında herhangi bir dökülmeye karşı da zaten böyle yumak yumak olduğu için böyle problem yaşamıyorsunuz onu söyleyebilirim. Bu alt kısım zaten vakum yaptığı yer görmüş olduğunuz gibi ve rahatlıkla buradan ürünü, çöp haznesini oturttrabiliyorsunuz. Şöyle getirip koyduğunuzda direkt oturuyor ve bu kısımda da filtresi bulunuyor. Bu filtreyi yıkanır mı bilmiyorum ama ben ilerlerse çok pislenirse yıkayacağım bu filtreyi. Bu da çıkabiliyor. Böyle tekrardan koyabiliyorsunuz. Burada da bir tane fırçası bulunuyor. Bunu çıkartmadım henüz. Bu da temizleme fırçası. Robotu temizliyorsunuz. Hani etrafı pislendiğinde vesaire diye. Üst kısma baktığınızda burada bir power tuşu bulunuyor. Bir de şarj istasyonuna git tuşu bulunuyor. Buna bastığınızda tüm evi haritaladıysanız temizlemeye başlıyor. Bu da buna bastıysanız yani ev tuşuna gidip direkt istasyona kendi rotasını oturuyor arka kısmına hemen bir bakalım. Zaten temizliğini, pisliğini buradan görebileceksiniz şimdi ürünün. Şimdi dediğim gibi fırça şuydu. Hemen göstereyim sizlere net kamerada zaten hepsi gözüküyor. Bu fırça silikon bir fırça. Bakın hani bu hiç temizlemediğim hali. İnanın 2 aydır kullanıyorum ve hiç temizlemedim. Silikon olduğu için kir tutmuyor. Böyle hani etrafına bir şeyler dolaşmıyor. Lastiklerine bakacak olursak 4-5 santimi bu lastiklerle aşabiliyor. Çünkü aşağıya yukarı oynayabilen böyle arazi şartlarına uyumlu gibi bir lastikleri bulunuyor. Hemen şu kapağını bir kapatalım. Şimdi şurada ön kısmında fırçası bulunuyor kutu içerisinden çıkan fırça bu fırça topluyor ve buraya itiyor. Buradan da vakumlayıp çekiyor direkt zaten. Bu fırça da güzel hani herhangi bir toz pislik bulaşmadı. Biraz yamulabiliyor tabii ki de gitgide. Artık uzun kullanım testlerinden sonra zaten görebilirsiniz. Şurada birkaç tane kıl var. Bunları çıkartıp temizleyebilirsiniz. Ayrıca ürünün ön kısmında görmüş olduğunuz gibi bir harici tekeri bulunuyor. Bununla da yön vermesini ve gitmesini kolaylaştırıyor ürün. Bu da güzel bir ürün olduğunu, güzel bir mantıkla ilerlediğini söyleyebilirim alt kısma baktığımızda bur kısma vakum takılıyor. Buraya vakum mobu taktıktan sonra şuradaki yuvaları oturtuyorsunuz. Kolay bir şekilde oturuyor ve vakumlamaya başlıyor. Su deposu montajı yapılmıştır. Ürünün arka kısmı da bu şekilde. Gerçekten güzel. Ürünün fırçasını da burada görebiliyorsunuz. Şöyle bassak ne olur? Düşeceğini düşünmüyorum ama şu an mesela Türkçe dil olduğu için bu da güzel. Gördüğünüz gibi fırçada bu şekilde dönüyor. Şu anda konumlandırıyor. 5000 Pascal olduğu için çekim gücü arkasından da güzel bir hava veriyor şu kısımdan. Bak şimdi mesela düşecek mi düşmeyecek mi ona bakalım. Gördüğünüz gibi birçok yeri algılıyor ve herhangi bir şekilde düşmüyor. Bunu insanlar masada deneyimlemez ama ben sizler için masada deneyimliyorum ki hani net olarak lidar sensörünün vesaire çalıştığını görebilin diye. Orada bir gözlük var ve tahta bulunuyor. Bunları da algılıyor çarpmadan gördüğünüz gibi Dönüyor ve bu alanları temizliyor. Yani şuralarda biraz toz, pislik var. Tabii çalışır mı bilmiyorum. Arka kısmında hava çıkışı var. Ve bu arka kısmından iyi bir hava veriyor. Yani bunu hissedebiliyorsunuz. Onu söyleyeyim sizlere. Mesela şu anda konumlandırmayı yaptı. Ve gördüğünüz gibi ses bu şekilde. Şuradan hava gerçekten iyi veriyor. Hani bayağı buradan hava çıkıyor. Hiçbir şekilde korkum yok. Düşmez çünkü lidar sensörü güzel çalışıyor ve marka buna önem vermiş. Yani diğer robotlarda bu riske giremezdim. Şuralara kadar rahatlıkla geliyor. Düşmeye yakın oluyordu. Gördüğünüz gibi kutusunu vesaire algılıyor. Ufak tefek böyle hani nesneleri itebiliyor. Ama çarpma dediğim bu şekilde gördüğünüz gibi. Çarpmada denmez buna. Hafif bir şekilde itiyor. Ama bak bunu mesela düşürdü mikrofonumu. Yani düşürecek az da gerçekten güzel temizliyor. 80-90 santim yukarıdan yüksekte robot şu anda. Ama düşeceğini düşünmüyorum. Bu da hani en azından bu inceleme videosunu özel bir inceleme oldu. Şimdi robot süpürgeyi rahatlıkla inceledik ve sizlere detaylı testlerini yaptım şu anda elimde görüyorsunuz zaten bunu hemen bir masaya koyayım detaylı özelliklerinden tekrardan bahsetmeye çalışayım. Bu robot süpürge genelde masada test eden çok fazla bir video incelemesi bulamazsınız benim masamda ben bunu rahatlıkla inceledim çünkü biliyorum ki üstündeki lidar sensörleri ve sensörleri sayesinde herhangi bir düşme vesaire yapmıyor. Yani bunlar nesneleri yüksekliği herhangi bir şey olduğunu algılayabilen robotlar. Detaylı özelliklerinden de bahsedeyim 230 mililitrelik bir su haznesi bulunuyor. 520 mililitrelik de bir çöp haznesi bulunuyor. 5000 paskallık gücü var ve lidar sensörü navigasyonu sayesinde güzel bir haritalama yapıyor. App kontrolü sağlayabiliyorsunuz. Yani uygulamasıyla bu ürünü rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Uygulaması üzerinden kumanda bile edebiliyorsunuz. Hani dediniz ki bir yere bir şey döküldü. Ya komple evi temizlemesin veya odayı temizlemesin. Ne yapalım? Çalıştırıyorsun robot süpürgeni. Uzaktan kumandaya giriyorsun. Hemen oradaki kumanda sayesinde tak o bölgeye gidiyorsun ve temizliğini yaptırıp kendini tekrar şarj istasyonuna dön dediğinde tuşa bastığında kendisi direkt şarj istasyonuna dönüyor. Kutunun içerisinden çıkanları söyleyeyim ve dezavantajlardan bahsedeyim. Öncelikle kutunun içerisinden robot süpürgenin kendisi, bir adet yan fırçası, bir adet şarj ünitesi ve şarj ünitesini fişe bağlamanız için de bir şarj istasyonu çıkıyor. Yani prizi çıkıyor. Ayrıca vakum mop, su tankı ve üzerine takılan bezi çıkıyor. Şimdi bunlar okey güzel. Çoğu robot süpürgede çıkan özellikler. Ama birçok robot o süpürgede bu yan fırçanın 2 tane veya 3 tane çıkabiliyor. Yedek fırçası çıkabiliyor. Buna yer verilmemiş. Bu bir dezavantaj benim gözümde. Dezavantaj olarak evet bunların çıkmaması bir dezavantaj ve son olarak dezavantajdan bahsedecek olursak hani bezi bile yedeklememişler. Bu da bir dezavantaj diyelim. Zaten yüklü miktarlarda para verip ürünleri alıyoruz. Hani içerisine en azından ikişer tane bir tane bez, bir tane daha yedek fırça koysanız daha iyi olurdu. Ama konumlandırılmamış. Bence şu da var bu arada. Bu fiyata göre, bu temizlik, bu çekim gücü, bu özelliklere göre diğer markalarla kıyasladığımda onların fiyatlandırması 3000 ile 5000 TL arasında daha yüksek. Bunu da söyleyeyim. Prova süpürgeyi bence gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ben bir kullanıcı deneyimi olarak sizlerle paylaşıyorum. Bu videoyu bu süpürgeyi alın veya almayın diye değil. Evimde kullandığım birçok ürünüm var. Nacizane robot süpürgeyi de evimde kullandığım için hem inceleme videosunu çekmek istedim kanalımda hem de almak isteyen alacak robot süpürge bakan arkadaşların evcil hayvanları olan arkadaşları hani hangi süpürgeyi alsam dediğinde bence alınabilecek süpürgeler arasında yer alıyor. Bundan daha iyi süpürgeler var mıdır? ki vardır ama gidip de 20 bin liralara, 25 bin liralara çıktığınızda ya da 18-19 bin liralara çıktığınızda bu özelliklerle aynı olabilecek özelliklerdeki ürünlere fiyat farkı vermenizi istemem açıkçası. Daha uygun fiyatlı, daha performanslı bir cihaz varken neden almayalım? Bu kanal fiyat performans ürünleri inceleyen bir kanal olmaya hep devam edecek. Ama şundan çok güzel bahsetmek istiyorum. Yatağımın altında benim, yatağım böyle tahtadan bir yatak ve altlarında bilirsiniz eski yatakları demirler olur şu karınlıkta. Böyle sıra sıra işte 6, 7, 8, 9 tane neyse artık demirler var. Bunu haritada çok güzel haritalandırdı ve yatağımın altına girdiğinde hiçbir demire çarpmadan yattığımda dahi hani o yatağı bir ufak da olsa çarpıp sallar ya hiçbir şey hissetmeden direkt ben uyurken temizliyor ve çıkıyor. Ben uyumasam bile bazen böyle hani çayımı alıyorum. Robot süpürge izleme koşuma gidiyor böyle o çalışırken. Mesela salondayken salonu temizliyor. Burada oturup izliyorum. işte yatak odasına veya araya mutfağa girdiğinde de alıyorum çayı elime. Orada izliyorum yani robot süpürge Zevkli oluyor. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Şu anda da görüyorsunuz gene videoyu. Benim mutfağımın alt kısmında bir tahta yok. Yani tezgahın altı açık ve tezgahı tutan Gene o demirler gibi aslında plastik parçalar var Orada da yaklaşık sanırım 4 ya da 5 tane olması lazım Onları da çok güzel böyle aşıyor Aralarından geçiyor takır takır Orayı da temizliyor ve çıkıyor Tabi mutfağın altını kapatacağım Orası normalde kapalıydı tahtası kırıldı diye açık ama Hani açık olduğu halde bile Rahatlıkla giriyor ve temizliyor Su tankında yani paspas yaptığınızda Şu kadar su ver bu kadar su ver gibi Özelliklerini de ayarlayabiliyorsunuz En yükseğe getirebiliyorsunuz Paspas durumunu ve temizliği de en yükseğe getirebiliyorsunuz. Yani hem temizlik hem paspas zaten yapabiliyor. Bir dezavantaj da şu halıların üstüne geldiğinde eğer mop yaptırıyorsanız e, halıları bir tık ıslatabiliyor. Çünkü suyu hafif hafif verdiği için ıslanabilir halılarınız. Ve yerde biriktirmiş olduğu pislikleri o beze halınıza bulaştırabilir. Ama zaten mop yaparken kimse halı kullanmaz. Kullanmayın sizlerde. Bu hem robotunuzun sağlığı için hem de halılarınızın uzun süreli gidebilmesi için paspas yapacağınız zaman halılarınızı kaldırıyorsunuz bir yere ve pas pasa başlıyorsunuz. Gönül rahatlığıyla pas pasınızı temizliğinizi birlikte yapıyor. Öncesinde süpürüyor ve yere yapışmış eğer kıl tüy varsa da bunu mopa çekiyor yani vakum bezine ve bu sayede o bezi de yıkayabiliyorsunuz. Yıkadıktan sonra iyice durulayın. Cihaza takmamanızı öneriyorum durulamadan tamamen durulandıktan kuruduktan sonra cihazınıza takın ve deterjan kullanılmayın diyor. Ben deterjan kullanmıyorum sadece su bazlı kokular oluyor. Ondan 3-4 damla şeyin içerisine döküyorum su haznesinin ki sildikten sonra evin içerisi de güzel koksun diye. Benim inceleme videom bu kadardı. Gerçekten uzun bir video olduğunu düşünüyorum. Sürekli detay videolarını paylaşıyorum sizlere ben anlatırken. Hem sıkılmayın. Engellerden nasıl geçiyor, nasıl temizlik yapıyor, ne bir engel nasıl çıktığında davranıyor bunların hepsini göstermeye, anlatmaya çalıştım sizlere. Sormak istediğiniz sorular olursa da yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.